Vardı. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Sayın Belet. Şimdi tedirgin olmalı mıyız? Türkiye'de de vaka görüldü. Bu salgın olasılığı ile ilgili düşünceniz nedir? Şimdi dünyanın bir yerinde bulaşıcı bir hastalık çıktığı zaman dünyanın her tarafının alert duruma geçmesi lazım. Nitekim maymun çiçeği virüsünde de COVID-19'da olduğu gibi böyle bir durum söz konusu oldu. Çünkü artık o kadar çok kolay seyahat etme imkanı var ki bugün dünyanın her yerindeki insan bir gün sonra diğer yerine gidebiliyor. Hastalık ilk önce Afrika'da görüldü ve burada endemik olarak zaten bulunan bir hastalıktı. Ne zaman ki bu sene Mayıs ayı itibarıyla Avrupa'da birkaç ülkede görüldü, ondan sonra gündeme gelmiş oldu. İlk bulaşan vakaların eşcinsel vakalar olduğunu biliyoruz. Ondan sonra toplumun diğer kesimlerinde de görülen vakalar oldu ve Türkiye'de de ilk vaka görüldü. Görünmemiş olsaydı da bizim önlemleri almamız gerekirdi. Sevgili meslektaşlarımın da biraz önceki görselde izlediğim belirttikleri gibi bu COVID-19 gibi kolay bulaşan bir hastalık değil. Hastalığın bulaşmasında özellikle temas çok önemli. Bunu hatta Dünya Sağlık Örgütü ten tene temas diye ifade yani eder. Mesela yani tükürükten, kandan vesaire evet. Mi? Yani onu netleştirir hayır, misiniz? Hayır. Çünkü hapşurma ve solunumla da geçtiği gibi yorumlar var. O net mi? Hayır, kesinlikle hayır. Kesinlikle temas yoluyla bulaşıyor. Ve de bu derideki lezyonların evreleri var. İlk önce bir kaşıntıyla kızarık lezyon şeklinde başlıyor. Daha sonra hani o su çiçeğinde görmeye alışık olduğumuz papül dediğimiz içi su dolu kesecikler halinde daha sonra kabuklanıyor. İşte bu aşamaların hepsinde bu sıvıların değdiği her şey bulaştırıcıdır. Direkt kişinin derideki lezyonlara teması veyahut da bunun değmiş olduğu çamaşırlar, işte yatak takımları veya o kişinin giydiği pijamaları veya kıyafetleri başka birinin giymesi gibi temasla da bulaşabilir. O nedenle asla bir öksürükle etrafa hapşırmakla bulaşmayacağını da kesinlikle söylerim. Solunum yoluyla bulaşması şöyle, virüsün yoğun olduğu ortamlarda ancak bulaşabilir. Bu ancak mesleki olarak çok çok nadir bir durum. Esas bulaş yolu birebir ten tene değerek veya kişinin bu infekte olmuş sekresyonlarının bulaşmış olduğu, ciltteki lezyonların bulaştırmış olduğu kıyafetler ya da yatak takımları aracılığıyla bulaşabildiği çok net. Yani şöyle o zaman bakalım, hastalığın çok görünür olduğu aşamadan sonra mı bulaşıyor? Yani o kabarcıklar evet, oluşacak, evet, o keseler evet, oluşacak, ondan sonra bir temas olursa. Evet, yani gözle görülen evet, bir böyle ciltte belirti yoksa o aşamada bulaşıcı olmadığını söyleyebilir hayır, miyiz? Bulaşıcı olma ihtimali çok zayıf, ancak mukoza dediğimiz ağız içinde lezyonlar olursa belki o vakit olabilir ama bu çok nadir. Açık ortamda falan bulaşması söz konusu değil. Eskiden bizim büyüklerimiz çiçek aşısından önce insanlara, hatta su çiçeğinde de öyledir, çamaşırlarını giydirirlermiş ki geçirsin diye. Yani çok kolay bulaşır değdiği vakit bu şeylerle, sekresyonlarla, ciltteki lezyonların değdiği her şeyle çok kolay bulaşır. Onun için hani bir panik yaratmaya gerek yok toplum içerisinde. Evet. Tabii kişilerin bu lezyonları olmadan da ki kuluçka süresi 5 ila 21 gün arasında, sonra çok kısa bir ateş, lenf bezlerinde şişme, akabinde de derideki kızarıklıklar ve döküntünün ilerlemesi söz konusu. Peki ölüm oranı nedir? Ölüm oranı son derece düşük aslında. Hiç öyle COVID-19'daki gibi değil. Son derece nadir. Ölen vakaları hani yüzde söyleyemeyeceğimiz kadar düşük. Normal gelişmiş ülkelerde %1'in altında. Geri kalmış ülkelerde %11'e kadar çıkabiliyor. Özellikle de immün sistemi, bağışıklık sistemi düşkün kişilerde bu ölümlerin olduğunu görüyoruz. Yoksa normal kişiler yaklaşık olarak 3-4 hafta içerisinde tamamen lezyonlar kayboluyor. Onun için çok ölümcül bir hastalık olduğunu da söyleyemeyiz. Evet, o zaman yani bu hastalığı geçirmemek adına temkinli olmak lazım. Tüm hastalıklarda kesinlikle, olduğu gibi. Ama onun kesinlikle, dışında toplumda infial, özel tedbirler, karantinalar yaratacak bir salgın süreci bizi beklemiyor diyorsunuz özetle. Hayır. Serap Hanım, zaten çiçek aşısı çok koruyucu. Çiçek aşısı olmuş olanların %85'ten daha fazlası hastalığı geçirmiyorlar. 1980'den sonra
doğmuş olanlarda risk olabilir. Hı hı. Onun için hani genç nesil biraz daha fazla etkilenmekte. Zaten vakalara da baktığımız zaman genç nüfus olduğunu görüyoruz. Yani aşılanmamış grup olduğunu görüyoruz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü yeniden bir aşılama kampanyası başlatma çalışmalarını da yürütmekte. Çünkü maymun çiçeği hastalığına karşı da aşı geliştirmek mümkün ve hı hı. bunun kökeni de Ankara virüsüne dayanır. Ankara'dan elde edilen çiçek virüsüne ve modifiye edilmiş Ankara suşu diye geçer aşı suşu da. Aşı buna karşı üretilmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde risk gruplarında özellikle bu Afrika'ya giden askerlere uygulanan bir aşı. Çok kısıtlı ve özel durumlarda uygulanabilen bir aşıydı. Muhtemelen bundan sonra geliştirilerek tüm dünyada uygulanır hale getirilecek ve çiçek aşısının da belki tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Aslına bakarsanız pox virüs bir DNA virüsü. Kolay kolay bu COVID-19'da olduğu gibi mutasyona uğraması söz konusu değil ama maalesef bizi yanılttı, şaşırttı. Biraz beklenenden daha fazla kolay yayıldı. Bu kadar kolay da yayılmaz. Muhtemelen bulaşıcılığı kolaylaştıran bir mutasyon meydana geldi bu pox virüslerde de. Peki. Profesör Doktor İftihar Köksal çok teşekkürler. Sağ olun.